Ekonominin suçlusu kim? Doğru kişiyi buldum. İktidar. Peki abi sence bu ekonomi, yani sen yaştan bizde büyüksün. Şu anki gelmiş geçmiş en kötü ekonomi diyebilir miyiz? Evet, doğrudur. Çünkü insanların alım gücünün olmadığı, insanların alım gücünün olmadığı, işsiz kaldığı bu kadar kötü bir 2023 var mı? Yok. Yani insanlar şu an ete muhtaç oldu değil mi? Tabii 300 lira. Şu an bir kıyma, bir kilo kıyma 358 lira oldu mesela. Çok. Ev kirası 8,5 liradan başlıyor. Doğrudur. Satılık evler 2 trilyondan başlıyor. Evet. Yerli ve milli tok 950 liradan kısa mesafe, uzun mesafesi 1250 TL'den başlıyor. Doğru doğru. Bunu genç vatandaş veya askeri ücretli veya emekli nasıl alabilir, nasıl binebilir? Alamaz. O yüzden dolayı diyorsun ki iktidarın değişmesi lazım. Tabii şart. Yani şimdi hemen. İktidar değişti. Hemen, hemen. Bir kişi ekonomiyi patlatacak. Gel abi, gel burada konuş, gel gezersin. Hemen. Öyle bir şey mi var? Ses çekmez o kadar. Hayır hayır, ben onu soruyorum. Size göre diyorum, size göre. Sizin düşüncenize göre Kılıçdaroğlu geldiği zaman ekonomi patlayacak, böyle bir şey inanç mı var? Abi ülkedeki tek sorun ekonomi değil ki ama. Abi tamam, ülkede bak, herhangi bir şekilde refah problemi yok. Zaten bak, yanlışa yanlış diyorum. Yanlışa yanlış diyorum. Ama kişinin değişmesiyle değişmez. Zihniyetin, halk olarak zihniyetin değişmesi lazım diyorum ben sana. Yani sadece bir kişi değiştiği zaman değişmiyor. Abi sadece ben 40 yaşındayım. Sadece ekonomi bakanı gitti diye dolar 2 lira düştü ya. Sadece gitti diye abi. Hani piyasaya güven verdiğin gider, zaman gider, onlar gider gelir. Abi tamam da. Onlar hep gider gelir. Sen kendi bütçene bak. Abi tamam da, şimdi şöyle bir şey var. Hani mesleki kazanımın ne hayattan? Tamam da ben ondan abi bahsetmiyorum abi. Benim bahsedeceğim mesleki kazanımı olan bile rahat bir refah içinde yaşayamıyor ki. Bir doktor bile tamam, bak, Avrupa'daki herhangi bir çöpçüyle aynı. Sen sana şu söyleyeyim. Doktorlar niye bu ülkeden kaçtı peki? Ya ben bak diyorum ki. Ya abi, doktor. Tamam. Yanlış. Doktor, siyasi yanlış var mı? Var. Doğru söylüyorsun. Ben diyorum ki ama bunu sadece bir kişiyle ölçeklendiremesiyle bir olmaz. Bir kişiyle olur. Bir kişiyle abi. Bir kişi. O zaman Tayyip Erdoğan'dan önceki dönemde ne oldu ki yani? Uçuyor abi, muyduk? Ne yapıyorduk? Tek yani tek adamın elinde yani bildiğin yani saltanat yaşıyoruz yani. Ekonomik şeye bakacaksın. Yani o zamanla bu zamanı kıyaslayarak düşünüyoruz. Yani kişi değişince bir şey olmuyor. Siyasi abi. Değişince bir şey ülkede abi, hukuk herhangi bir şekilde yok. Halkın değişmesi lazım. Abi şu halkın iyi kötü değişmesi. Tamam eyvallah. Haklısın bak. Ben ona bir şey demiyorum abi. Orada haklısın. Benim demek istediğim tek şey şu. Şimdi tabii tamam haklısın. Ben sadece şunu diyeceğim abi. Yani buradan 10 kişiden 9 tanesine sor. Ekonomik politikaların yanlış olduğunu bilir. Yani burada bir yanlış var abi. Ekonomik politikalar yanlış. Yani ekonomik politikalar yanlış olursa dolar 20 olur yani. Sen ekonomik politikalarını doğru yapmazsan 10 da olur, 20 da olur, 30 da olur. Yani aynı şeyi söylüyorum. Burada yanlış var yani. Bak mesela bizim en büyük gelirimiz, en güzel, en çok yurt dışı gelirimiz ne? Turizm. Turizmde büyük yatırımlar yapması lazım. Dünyaya tanıtması lazım. Abi işte değiştiği zaman bunlar olacak işte. Hani iktidar değişirse bunlar olur. Sadece bunlar yapınca olmuyor. Aynı zamanda turizm alanında kaliteli işçilik olması lazım, değil mi? Doğru değil mi? Abi bunu tamam mevcut, da. Mevcut iktidarla olmuyor ki abi. Aynı zamanda yani bir değişim %100 bir şart abi. Onu da bir anlaşalım. Şey yok yani, dünyanın abi kimse yok. Kolay para kazanma derdinde değil zaten. Sen onu anlamıyorsun. Ben şunu diyorum. Hani sordu de, dedim ki bak. Adam Türkiye'de beğenmediği işi yurt dışına gittiği zaman patır kütür yapıyor mu kardeşim? Tamam, yapıyor ama mu? Çünkü insan gibi yaşadığı için yapıyor. Kötü şartlarda yani, çalışıyor. Tamam. Orada kötü şartlarda çalışsa bile adam yaşamak istediği hayatı yaşayabiliyor. Burada ne oluyor yani yurt dışındaki? Mesela şöyle bir soru sorayım. Bir genç olarak burada ortalama bir araba almak için ne kadar süre çalışman lazım? Abi onu hesaplamadık abi, bile o kadar zor yani. Yani ben onu hayal ama bugün biliyorum. Bir Almanya'da 3 ay çalıştığın zaman iyi kötü bir araba alabiliyorsun. Biz aslında arabada falan ürettiğimiz arabamız yok ki. Hayır bizim abi zaten ben evi arabayı bir genç olarak Türkiye'de hayal bile etmiyorum artık. 2023 Türkiye'sinde. Almanya'da otomotiv sanayinde çalışan insanlar var. Ama TOG'u çıkardık diyorsunuz. Daha yeni çıktı ya Allah. Abi, ülkenin tek sorunu zaten abi, ekonomi değil ki. Ülkede herhangi bir şekilde hani vakt yok, medya özgürlüğü yok, hukuk yok, yargı yok, hiçbir şey yok ülkede abi. Eğitim yok. Merkezin değişmesi. Yani. Abi hükümet üstüne düşeni yapsın, insanlar değişir. Önemli olan hükümet üstüne düşeni yapsın ya. Kılıçdaroğlu artık kesin olarak gelsin abi. Kendi ekonomi kadrosuna bakıyorum. Adamın vaatlerine bakıyorum. Artık %100 bir Kılıçdaroğlu bir şey yok ki. Bir şey yok ki. Halka ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Bir dönem Kılıçdaroğlu abi bu ülke dinlemiyorsun ki. Bu ülke bir dönem Kılıçdaroğlu iktidarını hak ediyor artık yani. Ben de diyorum ki sana bence ekonomik olarak sana ne vaat ediyor? Ekonomik kadrosunu görmedim abi sen Kılıçdaroğlu. Şampiyonlar Ligi gibi ekonomik kadrosu var adamın. Daha ne olsun? Daron Hocamoğlu var, Jeremy Rıfkın var, Ali Babacan var.
O İyi Parti'deki adam var. Daha ne olsun abi? Göstermiş ki ya. Hangi adamdı? Kadrosu iyi, kadrosu iyi. Adamın ekonomik kadrosu iyi. Onu anlatamıyorum sana. PR'ına bakıyorsun sadece. PR'ına bakıyorsun. Ne oluyor? İstanbul'da değişti. Ne oldu? Kılıçdaroğlu'nun bir saniye. Kılıçdaroğlu'nun ekonomik kadrosundaki insanların akademik kariyerine baktın mı abi? Bak. Ve şu an ekonomi yönetenlerin akademik kariyeri. Bak. AK Parti de ne eleştiriliyorsa CHP de aynısını yapıyor kardeşim. Bu kadar basit. Abi, aynısını CHP yapıyor. En son 1950'de zaten iktidardı. Sen nasıl söyleyebiliyorsun? Kendi kadrolarını yerleştirdi. CHP de gelecek kendi kadrolarını yerleştirecek. Hükümet böyle zaten hükümet böyle yönetilir. Bir şey. Yani önemli olan kadroların kalitesidir abi. Yani siz kendi zaten hükümet öyle yönetilir abi. Önemli olan kadroların kalitesidir. Değil. Adayın kim? Bir adayım yok yani hepsi berbat. Peki abi ekonomik şartlara ne diyorsun? Türkiye vatandaşı olarak. Yani şimdi siyasi kanadı mı eleştireceğiz, halk tarafını mı eleştireceğiz? Şimdi siyasi boyutta ekonomiyi de eleştiriyoruz şu an. Yani sadece ekonomi dediğimiz zaman sadece siyaset kanadı mı oluyor? Şimdi siyasete baktığın zaman yani şimdi şu an bir iktidar var ama ekonomiye baktığın zaman ekonomi yöneten bir iktidar var. Tamam, ben de diyorum ki yani sadece iktidarla olmuyor ki bu iş. Yani halkın da çalışması gerekmiyor mu ekonominin güçlenmesi için? Ama bu söyledi, devletin bakanları ne iş yapıyor? Denetleyici onlar değil mi sonuçta? Tabii ki orada da hata var da yani halkta da hata yok mu yani, onu demek istiyorum. Yani şimdi mesela senin sadece ev siyasi o tarafta konuşmak istiyorsunuz. Ben de diyorum ki yani tek taraflı bakmamak lazım. Halkta da var yani. Hem eleştiriyoruz ama gidip de bir iş bir mesela üretim. Abi halkın ne gibi suçu var mesela? Ben bunu ilk defa senden duydum. Yani çalışmıyorlar yani. Birçok insan iş beğenmeyerek çalışmıyor. Yani abi şöyle bir şey olabilir mi? Halk mesela uyuyor mesela. Aynı kişi Almanya'ya gittiği zaman her türlü işi yapıyor orada. Hem iki kat çalışıyor. E tamam, burada yapmaya geldiği zaman hayır ben iş beğenmem diyor. Ondan sonra buraya geliyor Suriyeli, onun yerini Suriyeli dolduruyor. Bu sefer Suriyeli zenginleşiyor. Ben etrafımda gördüğüm şey bu. Yani sadece siyasetin hatası yok ki, halkımızın da hatası var. Yani çalışmıyoruz ki. Abi belki şöyle bir şey olamaz mı? Karşılığını alamıyoruz. Suriyeliler ucuz işçilik. Tamam, orada hata var. Orada çok hata var. Çünkü benim... Şimdi ben de sana bir şey sorayım. Sen de bir asgari ücretle çalışan bir vatandaş olduğunu düşün. Örnek veriyorum. Asgari ücretle çalışan. Ya yani bu semtlerde veya bunun arka semtlerinde senin kirada veya ev satın alma şansın var mı? Asgari ücretten bir aileye geçinmek için ödenen para değildir ki. Hani asgari ücretle ev geçindiremiyorum diye bir şikayet yanlış bir şikayettir. Dünyanın neresine giderseniz gidin asgari ücretle zaten ev geçindiremezsiniz. Yani iyi bir gelir elde etmeniz lazım aileyi geçindirmek için. Benim oy, ben bayrakçı olduğum için bayrakçı siyaset yapmaz. Bayrakçı bayrağını peki sever. Abi, sen sever. Bir sene önce aldığın bayrağı şu an aynı fiyata alabiliyor musun? Valla zamlar çok geldi ama ben... Peki ekonomin iyi mi? Bilemem. O kadar bilemiyorum. Yaşam şartlarına ne diyorsun ekonomik olarak? Bilemiyorum abi. Bayrakçı siyaset yapmaz diyorum. Teşekkür ederim abi. Bayrakçı bayrağını sever.